Herkese arkadaşlar ben Emre olacak. Ben Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün size çok çılgın bir şey yapıyoruz. Bugün gizli bir iş yapıyoruz. Evet ama bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Babamdan gizli bir şey yapacağız. Aynen babamdan gizli ne yapacağız? Söyle babamdan gizli ne yapabiliriz? Babamdan arabasını gizli satacağız. Aynen babamdan gizli babama hediye aldığımız Opel Vectra'yı bugün arkadaşlar babamdan izinsiz satacağız. Ondan sonra artık babamızdan tepkisi ne olur bilmiyorum. Döver mi, söver mi, öldürür mü artık orasını bilemeyeceğim ama bugün babamdan gizli bir iş yapacağız. İnşallah çok büyük bir tepki göstermez değil mi Süleyman? Evet. İnşallah göstermez. Gösterir mi? Göstermez. Nerede mi onu göstermeyecek? Ya döverse? Kullanmadığı için fazla zaten. Neyi kullanmadığı için? Arabayı. Aynen Vectra'yı kullanmıyor çünkü onu ikinci arabasını aldık ama Vectra'yı da çok seviyordu. Vectra'yı toplayıp köye gideceğim, gezeceğim dedi ama artık yapacak bir şey yok. Biz arabayı satmaya karar verdik. Para lazım. Tabii bundan sonraki videolarımızda babama Vectra'nın yerine başka bir araba alacağız ama onunla izin satmanın heyecanını bir yaşamak istiyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı bugün araba satıyoruz diyoruz. Videomuza geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Geçmeden önce arkadaşlar videomuza bir like, bir de abone olursanız kanalımıza bizi çok mutlu edersiniz. Videolarımızın devamının gelmesini sağlarsınız. Siz adamsınız diyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi babamdan gidip babamın arabasına kaçıyoruz ama bir de şey yapacağız. Arabanın yanında babamın kendi ikinci aldığımız arabayla gidiyoruz. Babamdan gizli babamın arabası satıyoruz. Ve arabası satmaya da babamın ikinci arabasına gidiyoruz. Hediye aldığımız ikinci arabayla gidiyoruz. Böyle bir şey yok yani. Babam zaten ehliyet aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz da bedava ehliyet aldım bir de ben. Onun videosunu da belki atarım. Bedava ehliyet aldım dedim. Atarım. Şimdi yoldayız bakalım. Devam. Yapıştır. Hızlı gidiyoruz ki. Hani araba hızlıca satalım çünkü babam fark ederse bizi çok kötü döver. Araba satışına engel olur. Gördüğünüz gibi kurbanımızın yanına doğru gidiyoruz. Bu arada tankımız da burada emeklerimizi yaptığımız. Şimdi kurbanımız nerede? Evet. Kurbanımız saklanmış, gizlenmiş. Tam tamına burada. Birazdan aracın satışına gideceğiz. Satacağız yani arabayı. Bildiğiniz satacağız, vereceğiz diyoruz, kurtulacağız diyoruz. Opel Vectra 2.0'ımız. 06 VZ5109'umuz. Yolcu diyoruz. Allah motoru kendine bak diyoruz. Maalesef şey satmamız gerekti çünkü paraya ihtiyacımız var. Aracımızın kapıları açılmıyor. Ondan dolayı Süleyman Pro aracımızın içine girip kapıların içinden açıyor. Evet. Çünkü bagajdan giriyoruz kapıya, arabaya. Kapıları şu şekilde açıyoruz ve kapımızı açtı gördüğünüz gibi. Evet, Süleyman Pro ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok güzeldi araba ama. Maalesef paraya ihtiyacımız var diye satmak zorundayız. Bayramlar önce. Bayramdan önce paraya ihtiyacımız var. Aküsü yoktu ondan dolayı Süleyman Pro gitti, akü aldı geldi bir yerden. Eski hurda akülerden birini aldı geldi. Hurda derken yani Tofaş aküsü bu da çalışan akü. Şimdi arkadaşlar bakalım aracımızı çalıştırmaya deneyeceğiz. Anahtar sende mi Süleyman? Yok. Kimdi? Evde unuttum. Evde unuttun? Sikir. Tekene anahtara git. Şu anda anahtarı aldı geldi Süleyman. Çalışsın arabayı. Çalıştı kardeşim. Evde unuttum. 3, 2, 1. Niye şaşırmadın oğlum? Az da bas. Bas. Evet, gördüğünüz için aracımız çekildi. Şimdi aracımız bu şekilde. Evet, Süleyman burada gördüğünüz gibi. Aracı çekeceğe yıkayacağız. Bir de Kamil abimiz çağırmadık çekici için hani. Şimdi hani Kamil abimiz kendi çekici vardı, onu çağırmadık. Eğer onu çağırsaydık babam var arabayı şikayet ederdi arabasını. Araba abi seni araba götürüyor diye babam haber ederdi. Onu dedi babamı çağırmadık. Pardon babamı dedi. Kamil abi çağırmadık. Sekiz abimizi çağırmadık. Lan tampon gidecek oğlum tam. Bu bankada tuttu. Kamil abi yok biz var ne? Aynen Kamil abi yok çünkü Kamil abi çağırsaydık babama haber verdi abi. Babamdan gidip satamadık arabayı. Aynen arabayı. Bu abi de Kamil abimizden kaçırdı. Onun olaydan haberi var. İşte be tamam. Gördüğünüz gibi Süleyman Pro şu an çekici yükleniyor. Bu Opel'le çekicileri gördü. Sinyal orta çekici. Sarayla tabutum. Bugün pazar olduğundan dolayı nöbetçi otele gidiyoruz. Evet. Ankara'nın hangi semtine gidiyoruz abi? Altındağ'a gidiyoruz. Aynen. Şarkımızı açtık tabii fazla açmıyorum telif yeriz. Aynen. Yolumuza gidiyoruz bakalım şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Navigasyonu açtık yoldan gidiyoruz. Arkadan da Süleyman Pro bizi takip ediyor. Şoförlü peygek o yüzden yamuk yumuk geliyor ama Süleyman Pro'nun da hani arkadan connect'le bizi takip ediyor. Gördüğünüz gibi abi bize de bir yapıştırdık gidiyoruz. Evet. Yolumuz Altındağ'ın otelli. Babamdan gizli babamdan araba satıyoruz. Dayak yeme challenge. Abi dayağı ortak olacak mısın? Olmayacaksın değil mi? Ben kaçarım sen düşün. Tamam, ben indirir giderim. Tamam. Şu anda buradan. Anahtarlar, anahtarlar bir saniye neredeymiş? Bakacağız anahtarı bulacağız. Gördüğünüz gibi şimdi otelin oraya geldik. Altında 16 otelik pardon nöbetçi varmış. Burada şimdi indireceğiz bakalım. Burada var ama özel YouTuber'lığımızı kullanacak. Sıra yapmadan geçeceğiz abi.
İnşallah. Şu an oteldeyiz. Araca satışını vereceğiz. Bekliyoruz bakalım. Abimiz de burada şöyle. Abimi göstermiyorum. Göstermek istemiyorum. Otelde inşallah. Arkadaşlar biliyorsunuz ki aracımızın satışını verdik. Arabadan kurtulduk. Tabii babama ileride başka bir araba vereceğim ama satışını verdim yerim. Özür diliyorsa olarak bir araba alacağım ama artık Şahin mi alırım, Doğan mı alırım. Ama bugünlük arabanın satışını verdik. Tabii şimdi babamın arabasıyla geldik. Babamın ikinci arabasıyla geldiğimizden dolayı. Araba biraz kirlendi arkadaşlar. Babama hani hediye olarak ufaktan bir özür dediyorsa olarak da arabaya gideceğim. Benzinlikle bir yıkayayım güzelce. Götüreyim baba arabayı yıkattım diyeyim. İlk başta iyi haberi vereyim. Ondan sonra ikinci seferde kötü haber vereyim. Baba senin arabayı ben sattım diyeyim yani böyle. Ondan sonra tepkisini merak ediyorsun. Babamın önemli olan babamın tepkisi. İnşallah kötü bir tepki vermez diyoruz. Ha, tabii kötü tepki verirse sizin de işinize gelir. Kaosu seviyor yani. YouTube kitlesi kaosu seviyor. Kaos çıkabilir. Neyse şimdi o zaman benzine doğru gidelim. Arabamızı yıkalım gelelim bakalım. Arkadaşlar şimdi araca bindik. Yokuşta park ettiğim aracı biraz sıkıntılı olacak. Ondan sonra ilk başta bir araba çalışsın. Araba kendine geldi. Evet, önüme de kamyon çıktı ama kamyona çık kardeşim. Önüme kamyon çıkması geçecek burada. Şöyle sollayarak geçeriz herhalde ya. Evet, kamyonu geçtik. Bir aracımızı yıkamaya getirdik, Burada yıkamabilir ama iki ramine orada yıkayacağız. Tabii yıkarken de babamı çağıracağız çünkü babam araba yıkamayı çok sever. Hem de mutlu olacaktır. Vay oğullarım büyümüş arabama yıkamaya götürmüş, helal olsun falan diyecek. Babamdan da izini aldık yani. Baba dedik senin ikinci araba sana kullan, connect'i kullanacağız dedik, izini aldık. Tamam oğlum gezin, gezin dedi ama fazla şey yapmayın dedi. Fazla hor kullanmayın arabayı dedi. Biz de babama tamam dedik, izini aldık. Şimdi babamı çağıracağım yıkamaya. İlk başta böyle mutlu edeceğim onu. Oğullarım yıkamış helal olsun falan diyecek. Ondan sonra da biraz böyle artık gereken yerde olacağım ki baba arabanı maalesef sattım diyecek. Çıldıracak herhalde. Bilmiyorum ama çıldırır mı çıldırmaz mı aslında ama. Şimdi ondan sonra arkadaşlar aracımızı yıkamaya doğru sokuyoruz yavaştan. Yıkayacağız. Yıkarken de babamı çağıracağız diyoruz. Hemen ileri doğru gidiyoruz. Arkadaş şimdi tabi babamın o kadar arabası sattık, ona kazandığımız paralarla hediye olarak sentetik güderi bez aldık. Yurt marka en kalitesini aldım babam sevinsin diye. Arabasını güderi yıkayacağız. Şimdi onu aradım ben az önce. Baba gel dedim şey yapalım hani arabayı yıkıyor dedim. Babam büyük ihtimalle 5-10 dakikaya burada olur koşarak geliyor. Helal olsun oğlum falan diye sevinin telefonda. Ben yalan söylemem benim kandırıyor falan dedi ama şimdi bakalım oğulların ne kadar hayırlı bir insan olduğunu görecek diyoruz. Babamı bekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz bakın çok kirlenmiş. Şöyle yaptığımız bak kolu belli öyle. Şöyle yaptım belli öyle şimdi onu köpürtüyorum. Burada abilerimize danışıyoruz abi nasıl yıkar falan diye. Abi diyor ki çamurla da şey yapın diyor. Gördüğünüz gibi babamız geliyor. Aman abi selam aleyküm. Arabanın ilk kız oğullarına gurur duyuyor mu? Yıkamamış ki daha. Ay yıkıyor işte. Tamam seni çağırdık. Sen de bastın geldin herhalde. Ne yaptın? Koştun mu? Ne yaptın baba? Evet. Yıkıyordu, oğullarına gurur duyuyor musun? Tamam, sana bir iyi bir de kötü haber var mı? Kötü haberimi sonra söyleyeceğim, tamam mı? O kadar kötü değil yani, merak etme baba, iyi bir şey. Ama bunun bu daha iyi haber yani, tamam mı baba? O zaman yıkamaya başlıyorum arabayı. Tamam. Hadi bak, yıkayım bakalım. Gördüğünüz gibi şimdi babam geldiğimizde aracı babam kullanacak çünkü yani artık eve gidiyoruz. Baba ya da sana kötü bir, bir de sana iyi bir haberim var. Şu bezi aldım söylemiyorum sana. Bezi aldım sana. Mikrofiber bez. Yurt marka direkt Alman markası. 15 lira verdim sana. Hayırlı olsun baba. Teşekkür ederim babamıza gördüğünüz. Babam çok mutlu şu an arabasını yıkadığımız için. Bak mutlu yüzünü okunuyor. Ama kötü haberi verince mutluluğun düşecek gibi baba değil mi? Ne kötü haberi? Ya lan kötü haberi birazdan anlatırım baba. Eve doğru gidelim de anlatırım birazdan tamam mı? Yani şimdi yoldayız eve doğru gidiyoruz. Eve gidince inşallah kötü şeyler olmaz. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Elimde noter kağıdı var. Aracı sattığıma dair noter kağıdı var. Bu kağıdı babama göstereceğim bakalım. Şimdi içeri doğru, salona doğru gidiyoruz bakalım. Babamın tepkisini alacak çok merak ediyorum. Kıracak. Evet şimdi gördüğünüz gibi. Baba ne yapıyorsun? Oturuyorum ne oldu? Hiç. Video çekiyoruz görüyor musun? Şey yaptık. Sana kötü haberim var demiştim mi arabada gelirken? He. Ne yaptık biliyor musun? Bizim Opel vardı yani. Onun satışı benim adımaydı. Biz onu sattık mı? Ne oldu? Niye sattın ki? Sattık normalde para lazım sattık. Gerçi onun borcu varmış bir yere salak gitmiş. Bizim şeyle kaza yapmış. Adı bebeğin birinin arabasına kaza yapmış. Ondan dolayı borcu varmış sattık biz de.
Lan niye satıyorsunuz ya? Satışını verdi. Niye sormadın bana? Benim üstüme değil miydi araba? Senin üstüne değil, öyle bir şey mi var? Tamam, sana hediye ettik falan bilmemişsin. Araba çürümüş baba, altı çürümüş arabanın, üstü çürümüş. Aküsünü çalmışlar, gittik başka akü bulduk ya, Allah Allah. Acı da inanmadın değil mi şu an? Sen satış kağıdı, noter kağıdı. Ya niye satıyorsun şimdi durup dururken ya? Ya para lazımdı, öyle denk geldi ya. Neyse, hakkını ne tarz? Sorsaydın ya. Bilmemişsin, ben sana Ford Connect aldım tamam da. Araba orada çürüyor mu sanki, sen ne yapacaksın araba, hurda araba? Ne demek ne yapacaktın, kendi başına hurdaya istedim ya. Hurdaya verdim gitti 3 milyar arabayı. Hani para? 3 seneye veriyorsun ki, ben evrağını satardım onu 5 milyara. Verdi gitti baba abi. Verdi gitti olur mu? Parayı borcum var. Git vardı. Adamı bul, gülü. Baba, bu da şey. Son arta kalan araba satışına son kalan para. Ya istemiyorum ya, gitsen ne olsun o da. Üzülmedin mi hiç araba satıldı diye? Yoksa kendi başına niye iş yapıyor ya? Öyle araba mı satılır ya? Niye? Ya bırak git, tamam ya, kapat ya. Allah Allah. Tamam git durun. Alın diyorum, borcumuz var. Ya bırak git ya, git. Sen niye çekiyorsun lan? Arkadaşlar, videonun bitiriş bölümünü abimle çekecektik ama babam abimi dövdüğü için ben tek çekiyorum. Videoyu bitirmeden önce kanala abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Ve videomuzu abim bitireyim, bitiriyoruz.